Selam sevgili macera dostlarım. Egeli Seyyah yine bir macera peşinde. Bu sefer Fethiye'deyiz arkadaşlar. Şu anda teleferiğe binmek için şöyle Ölüdeniz yolunda gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bayram günündeyiz ve inanılmaz bir trafik var. Biz aslında bu trafikte ilerliyorduk. Şu araçların arasındaydık. Fakat aşırı derecede yoğun olduğu için yol kenarında hemen şöyle teleferik var dediler. Teleferiğe doğru çıkıyoruz. Bakalım binebilirsek sizlere o manzarayı da göstereceğim. Fethiye'de gerçekten Muğla'nın çok önemli, çok güzel bir yerlerinden birisi. Yakında il olabilme ihtimali var. Çünkü çok büyük bir yer. Umutcan kardeşim de yanımda. Bizlere bu gezide eşlik edecek, rehberlik edecek. Umutcan'ın rehberliğine. Bu nereye gidiyor bu? Aha, bakalım. Şöyle teleferiğe doğru gidiyoruz. Evet, Umutcan koç arabasına gittik. Teleferiğe doğru gidiyoruz kardeşim. Ne diyorsun? İlk defa bindik. Evet, ilk defa bindik. Şöyle seyfettik aşçıda. Bineceğiz daha doğrusu. Evet, orada insanlar sıra bekliyor. Şu teleferikten kabin yapmışlar zaten, baksana. Çok güzel bir yere geldik. Görünüşü de çok güzel. Heyecan mı? Heyecan her türlü abi. Buradan bilet falan alıyorlar herhalde insanlar, baksana. Otogar gibi ya. Teşekkürler. Golf arabasından indik. Çıkışmış burası. İhtimal giriş burası. Seyfi nasıldı? Harikaydı. Harikaydı. Şimdi teleferiğe doğru ilerliyoruz bakalım. Önce bilet almamız lazımmış. Güvenlik bizi geri çevirdi. Şimdi şöyle gidiş dönüş bir bilet aldık. Fiyatı 225 TL. Yaklaşık 20 dakika sürüyormuş yukarı çıkmak. Şimdi bu biletleri geçirip güvenlikten öyle teleferiğe doğru gidiyoruz. Güvenlikten geçtik. Biz üçümüz bineceğiz diye şu teleferiği bekliyoruz. Bakalım gel buraya gel. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Seyfettin burada bekliyor. Umutcan da bekliyor. Recep de orada bekliyor. Bizim teleferik yavaş yavaş geliyor. Gel kardeşim. Gel. Çekinme. Evet, atladım şöyle. Seyfiler de bindi. Hoppa. Öyle. Şimdi bindik bakalım. İlk izlenimlerimi aktarıyorum. Kabin sıkıcı ve yani sıkıcı bir sıcaklığı var. Bunaltıcı bir havalandırma klima gibi bir şey yok kabinde, onu söyleyeyim. Doğru mu? Doğru. Bunlar ilk izlenimler. Yani şu anda ben kapalı bir sıkılgan bir kutunun içine girmiş gibiyim. Camlardan da zaten bir şey gözükmüyor çünkü çok aşırı derecede bulanık ve çizgi. Kapı otomatik şu anda kapandı. Ama oğlum uçak gibi lan. Uçak gibi dedi Seyfettin. Şöyle geride bırakıyoruz bütün sevdiklerimizi. Oğlum, daha doğru çıkıyor. Daha doğru çıkıyor. Evet. Şunu söyleyeyim, hareket etmeyi. Hareket etme. Sallama. Seyfi sallanınca korkuyormuş. Hayır, ondan değil, dengesini bozar. Bir şey olur. Bayağı yüksekteyiz. Şuradan Ölüdeniz gözüküyor. Şöyle Fethiye manzaramız var arkamızda. Yani seyir açısından güzel. Seyri güzel. Ama şimdi fakat korkutucu değil ama şöyle aşırı derecede bunaltıcı sıcak. Yani içinde ne klima var ne bir şey var. Ben şahsen hiç böyle korkmadım ya da çekinmedim şu anda, onu söyleyeyim. Recep, şunu söyleyeyim. Arkana bakınca korkuyorsun, tepeye bakınca korkmuyorsun. Evet, Seyfi arkasına bakınca korkuyor, tepeye bakınca korkmuyormuş. Çünkü aşağıda bakınca yükseklik artıyor giderek. Evet. Yukarı bakınca ama sıkıntı azalıyor çünkü hep yerdeymişsin. Vallahi hiç korku yok. Yani sıfır korku diyebilirim benim için. Evet, şu anda. Arkana bakarsam görürüm korku. Şu an ben bizzat arkamdayım. Bak şuraya bakayım bak. Hiçbir şey yok lan, korkutucu lan. Arkadaşlar şu arkamdaki manzaradan Seyfi korkuyormuş. Şimdi onu söyledi. Ben de arkaya baktım, ne oluyor dedim. Hiçbir şey yok. Bir şey yok, korku. Ya
Çok aşırı derecede içi sıcak bu kabinin. O yüzden bu teleferiği kim işletiyorsa ben şu anda buradan ona sesleniyorum. Yani bu iş böyle gitmez. Gerçekten aşırı sıcak. Hemen terlemeye başladım. Kabinin içerisi zaten aşırı derecede güneş alıyor. Her taraf cam gördüğünüz gibi. O yüzden bu kısmını beğenmedim. Evet arkadaşlar, 1700 metrelik Babadağ'a doğru teleferikle böyle süzülüyoruz. Şu anda şöyle söyleyeyim, şurada bitiyor galiba. Bayağı yükseğe çıktık. Hemen şurada Fethiye Ölüdeniz var, Kelebekler Vadisi var. Burası dünyanın en güzel manzarası olarak kabul ediliyor. Direklerin üzerinde numara var. Seyfettin onları sayıyor. 10. direkteyiz falan dedi. Ama ondan fazla direk vardı. O bir hata olabilir. Onu çözemedik. Şurada hemen Fethiye'yi görüyorsunuz. Uzun uzadıya uzanıyor böyle. Geniş bir ovada. Manzara gerçekten çok iyi. Kabinin sıcak olması dışında buradaki diğer arkadaşlarım da aynı fikirde. Kabinin sıcak olması dışında herhangi bir problem yok. Kabin güvenliği gayet iyi. Hemen şu köşede bir tane telsiz var. Bu telsizden büyük ihtimalle bir acil durum olduğunda haberleşiyorlar. Şimdi şurada büyük ihtimalle bitecek gezimiz, son halini alacak. Şu anda kaç metredeyiz? Şu an 1200 rakımdasınız. 1200. Aynen. Buradan sonra burada 1700. Yapılabilecek faaliyetler nelerdir? Bundan sonra 1700'e çıkabilirsiniz. Orada tamam. Restoranlarımız bulunuyor. Oralarda biz şu an yanlışlıkla mı indik o zaman? Yani dinlenmek için mi indik yoksa? Ya burada sadece burası var yani. Bence yukarısı. Anladım. Şimdi burada bir manzara varmış. Orada yarı yolda mola verebiliyorsunuz. Ondan sonra 1700'e çıkabiliyorsunuz evet. Dedi arkadaş. Buyurun yeter. Tamam. Önce bir manzaraya bakalım. Tamam. Manzaramız nerede? Biletleri okutuyoruz bu taraftan. Biletleri okutuyoruz burası, buradan. Pilot girişi. Şu taraftan geçiyoruz. Buradan şöyle biletinizi okutup geçiyorsunuz. Evet, bariyer koymuşlar buradan öte geçmeyin diye. Şöyle de 1 TL ile çalışan bir şey var ama 1 TL bozuğu olan var mı? Bozuk var mı 1 TL? Yok. Şundan bakmak istedim ama yokmuş. Biz de böyle manzaradan bakalım. Evet. Yani şunu söyleyeyim, teleferikle yolculuk yaparken dur ben bir 1200 metrede bir dinleneyim kardeşim, orada bir mola vereyim, o dağın havasını bir alayım diyorsanız buradaki 1200 metrede bulunan mola alanında bir mola veriyorsunuz, orada dinleniyorsunuz. Şu manzarayı görmek için 1200 metrede mola veriyorsunuz. Daha sonra 1700 metre için bakın hemen şu arkamda şurada görmüş olduğunuz bak paraşütçülerin hepsi buraya Babadağ diyorlar. Buradan havalanıyorlar. Biz şimdi 1700 metre için oraya gideceğiz birazdan. Bence geldiğinizde burada bir durun. Çünkü sürekli teleferikle git nereye kadar kardeşim, yavaş yavaş yarı yolda ineceksin, duracaksın. Öyle öyle devam edeceksin. Ne gördüğünü bize söyler misin Umutcan? Vallahi ağaçlar, denizler görüyorum. Bir de çıkarken bizlere bir veda konuşması yapabilir misin? Beklerim. Fethiye çok güzel bir yer. Hepinizi bekliyorum. İnşallah. Aynen. Biz de sevdik. 1200 metrede mi çalışıyorsunuz? Evet. Yani değişiyor. 1700-1200 ana giriş. Tamam. 1200 metreye geldiğinizde bu arkadaşı selam vermeyi, sohbet etmeyi unutmayın. Cana yakın sıcak bir arkadaş. Teşekkürler. Hepinizi bekliyorum. Kendisine iyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi şöyle bir şey. Biz burada indik fakat şu gelen kabinlerin boş olması gerekiyor. Tren gibi boş olmasını bekliyoruz. Hiçbirisi de boş değil. Burada da bayağı insan birikti.
Şimdi olay şu, hemen bunun içerisindekiler indi, 1200 metrede mola vermek istediler. Burada bekleyenler biniyor. Umarım burası daha fazla dolmadan bize de bir boş kabin gelir. Biz de şöyle 3 kişiyiz, 3 kişilik bir kabin lazım bize. İnşallah şu kabindekiler iner. Şu kabindekiler inerse biz bineceğiz. Bakalım inecekler mi? Bence insinler, 1200 metrede bir soluk alsınlar kardeşim. Evet, harekete bakılırsa iniyorlar şu anda. Hareket onların indiğini gösteriyor. Sizlere kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun size de. Şimdi buradaki çalışan insanlar da gerçekten sıcakkanlı, iyi insanlar. Kardeşimiz bize burayı anlattı. Şimdi 1700 metreye çıkıyoruz. 1200 metredeyiz. Gerçekten buraya gelmek isterseniz mola vererek gelin. Hava aldık, oksijen aldık, iyi oldu. Şimdi sıkıcı kabinimize yine geldik bakalım. Seyfi dedi ki, sırtımı dedi aşağı verince, yani benim tam tersime verince korkmuyormuş. Çünkü yükseklik orada kalıyor. Burada herhangi bir şey yok. Yaklaşık şu anda 400-500 metrelik bir yolculuğumuz var. Seyfi'nin demek istediği şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet, arkası... Evet, şu anda korku yok. Arkası... Heyecan da yok. Yani şu an Seyfi arkasına döndüğü anda bitti. Yani dönmemesi gerekiyor. Ha, ona bakın cizden bir geliyor yüzden, yani. O yüzden şu manzarayı seyrederek gitmesi ona daha keyif veriyor şu anda. Evet. Şu açıda. Biz de gayet keyif aldık. Dediğim gibi bakın şu anda gözlüklerimden de belli olduğu gibi aşırı derecede bir güneş vuruyor. Onun bir sıcaklığı, bunaltıcılığı var. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Geldiğiniz zaman bu keyifli yolculuğu yapabilirsiniz. Biz şu anda Temmuz ayındayız ve yaklaşık 225 TL ödedik kişi başı. Daha ilerleyen aylarda fiyatı ne olur onu bilmiyorum. Çünkü her geçen gün fiyatı artan bir şey. Ülkemizde malum şu anda fiyatlar aşırı derecede yükseliyor. Bunun fiyatı ileride ne olur bilmiyorum. Fakat 225 TL artık bir tavuk döner parası, biliyorsunuz. Gittiğimiz yerlerde sizlere gösteriyoruz. Tavuk dönerin fiyatı şu anda 150 lira. Bence yapılabilir bir şey arkadaşlar. Çıktık. Gayet güzel bir yolculuk oldu. Şimdi 1700 metredeyiz. Gözlüklerimi takmak istiyorum çünkü gözlerim kamaşıyor. Merhabalar. Merhaba, kolay sağ olun, teşekkürler. Şimdi 1700 metrede şuradan kalkan paraşütçüler şöyle Ören, Alatepe'de anlattığımız gibi hızını aldıktan sonra kalkışını yapıyorlar. Yaklaşık yarım saat gibi bir havada kalış süresinden sonra Ölüdeniz'e doğru iniyorlar arkadaşlar. Şimdi bir paraşütçünün havalanışını sizlere gösterelim. Tam şurada bir havalanma hazırlığı yapan paraşütçü var. Büyük ihtimalle o havalanacak ya da şuradaki havalanacak, iki tane. Birisi önde, birisi yanda. Evet, şimdi havalanıyor. Oradan bir kalkabilirsiniz gibi bir işaret geldikten sonra bak iki tane yolcusuyla birlikte koşa koşa havalanıyorlar. Evet, gayet güzel bir havalanış oldu. Kalkış mı oldu deniyor, ne deniyor? Genelde birisi şey oluyor, pilot birisi yolcu oluyor. Yani ticari uçuş gibi bir şey. Yolcuyu uçuruyorlar, daha doğrusu para kazanıyorlar bu işten. Keyfini, adrenalini olan da elbette yapan vardır. Bu işin hocaları, spor, bu sporlarla uğraşanlar elbette tek başlarına bu yolculuğu yapıyorlardır. Fakat şu anda tam ayındayız, tam mevsimindeyiz. O yüzden ticari bir havalanma, ticari bir yolculuk büyük ihtimalle. Çünkü bütün atlayanlar iki kişi.
Aynısı Ören'de, bizim Milas'ımızın Ören mahallesinde bulunan Alatepe Paraşüt Tepe'de de var. Oradan konuya hakimiz. Şöyle bir paraşütçünün daha havalanışını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi paraşüt biraz direniş gösteriyor. Geri doğru çekiyor. Pilot arkaya aldıktan sonra rüzgarı. Fakat bunda farklı bir şey fark ettim. Diğerinde yolcu arkadaydı. Bunda önde havalandı. Onun özelliğini, onun olayını pek anlamadım. Bakın burada da önde. Evet, burada da yolcu önde. Fakat şöyle bir şey var. Yolcu da koşturmak zorunda. Yolcu da yardımcı olmak zorunda havalanmaya. Gözlemlerimiz bu kadar. Şimdilik bu 1700 metrede neler var sizlere onu göstermeye devam edelim. Tamam. Şununla da çeker misin sonra? Elim titreyebilir ama. Sorun yok. Şimdi ortam tamamen böyle. Burası baya baya turizme açılmış. Gördüğünüz gibi paraşütleri sırtında olanlar. Şöyle. Tek tek geliyorlar bakalım. Paraşütleriyle sırtında geliyorlar. Bol manzaralı bir gezi videosu oldu bu. Şurada da Fethiye'yi ayaklarınızın dibinde görebilirsiniz. Komple manzara burada. Tersten uçan paraşütçüler de var. Bunlar ne tarafa doğru gidiyor bilmiyorum. Şurada süper bir manzara var. Üzeri karlı, dağlarla çevrili. Ters uçuş yapan paraşütçü galiba buradan tersten Fethiye merkeze inecek herhalde bu. Nereye ineceğini bilmiyoruz. Ama bunun da manzarası güzelmiş. Şimdi az önce teleferikteyken insanların toplu olarak bize doğru baktığı yere geldik. Şöyle bir balkon gibi bir şey yapmışlar. Buradan komple teleferik manzarasını izleyebiliyorsunuz. Bol manzaralı harika bir yer işte. Bakın teleferikle birileri daha geldi. Böyle bir köprü var. Köprüde bakın kimlerle karşılaştık. Arkadaşlar merhaba. Şu anda nereye gidiyor bu yol acaba arkadaşlar? Restoranlara doğru. Restoranlara doğru. Şöyle paraşütçülerin tam üzerine gelmişiz. Aslında biz az önceki çekimleri buradan yapsaymışız keşke. Şöyle bakabilirsiniz. Kalkışlarını buradan yapıyorlar. Şimdi buradan bir tanesinin kalkışını sizlere göstermek istiyorum. Şunlar. Büyük ihtimalle şunlar kalkış yapacak. En önde ve en hazır vaziyette onlar duruyor. Onların yanındakiler de sıralı halde bekliyor. Kimin paraşütünü rüzgar doldurursa onlar atlıyor gibi bir izlenim var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane falan paraşütçü bekliyor şu anda orada. Onun hemen üstünde şöyle insanlar geçiyor. Gayet güzel. Evet, bir tanesinin havalanışını sizlere göstermek istiyorum. Şuradan da diğer paraşütçüler gelmeye devam ediyor sıra sıra. İniş yarım saat havada kalıyorsunuz. Evet, bir tanesinin paraşütü rüzgarlarla doldu. Güle güle, inşallah hayırlı inişler yaparsın diyelim. Şöyle hemen fotoğraf çekenler var. Evet, iki tanesinin daha paraşütü rüzgarla doldu. Üçüncüsünün paraşütü rüzgarla dolmak üzere. Bakın kendisi kaldırıyor paraşütü. Bir tanesi gitti. Diğeri de gitti. Şu yakınımızdaki gitsin. Sizlere güzel bir manzara izletmek istiyorum. Sıkıntı yok ama ağır yolculuğu var. Tam içeri oturup geliyoruz. Sen gel. Bende de ağır var. Sınk diye geçelim. Yakınımızdaki kardeşimiz kalkarsa sevinirim. Gayet güzel bir izlenim oldu. Fakat paraşüt ters geldi. Çok kötü bir durum oldu. Nereye gidiyorsun lan?
Evet, bu iş böyle. Şuradaki galiba ufak bir kaza gibi bir şey geçirdi. O yüzden kalkamadı. Geri topluyor paraşütünü. Topladı hatta. Geri geri doğru geliyor. Hazırlıklarını yaptıktan sonra tekrar uçuş yapacak gibi. Evet, sizlere bunu da göstereyim. Olmadı. Demek ki olmadığı da oluyormuş yani. Hemen paraşüt havaya kalktın mı uçup gideceksin diye bir kanun yok demek ki. Bak adamların paraşütü ters geldi. Rüzgar içini doldurmadı. Doldurduktan sonra hemen söndü, yan döndü. Onlar da bitirmek zorunda kaldı. Çünkü aşağıda böyle birbirine dolanabilir. Evet, tekrardan doldu. Bakalım kalkabilecekler mi? Evet, gayet güzel paraşütleri rüzgarla doldu. Pilot son koşusunu yaptıktan sonra güzel bir uçuşa geçti. Böyle yaklaşık 100 civarında paraşütçü var. 100 de yolcu vardır büyük ihtimalle. Bunlar böyle akşama kadar rüzgar uygun olursa, işletme izin verirse, bakın şu kapıdan giriyorlar. O kapıda eğer bir problem yoksa o kapı sürekli açık paraşütçülere. Onun haricinde atıyorum rüzgar uygun değil falansa kesinlikle geçemiyorlar. Biz de şimdilik Babadağ'da son turlarımızı yapıp Fethiye'nin diğer güzelliklerini sizlere göstermek için yola çıkalım diye düşünüyoruz. Bugün biz de atlayacağız. Cesaretimizi, her şeyimizi topladıktan sonra. Fakat ben Ören'de bu işi yapmak istiyorum. Çünkü bunun için yeterli zamanımız Fethiye'de yok. Ören zaten sürekli ayaklarımızın altında olan bir yer. Sürekli gittiğimiz bir yer. Milas'ın bir mahallesi. Biz de biliyorsunuz ki Milas'ta yaşıyoruz. O yüzden bu ilk deneyimi ben Ören'de yapmayı düşünüyorum. Babadağ'da zaten Ören'in bir büyük bir versiyonu diye adlandırılıyor. Şu kısımdan da sizlere bu manzarayı göstereyim. Evet, paraşütçülerin paraşütleri rüzgarla dolduktan sonra yolcularıyla birlikte kısa bir koşudan sonra havalanıyorlar. Yaklaşık 100-200 civarında bir paraşütçü var. Çoğunluğu ticari uçuş yapıyor. Gayet keyifli, güzel bir aktivite diyelim. Dolaşıp geliyor mu? Bunun özelliği ne? Yoksa bir yerde duruyor mu? 1800'de gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yukarıda burger house var. Bir tane de paraşütçüler için atlama pisti var. Tamam. Şöyle 1700. Kapat. Şunu kapatın bir. Şimdi şöyle bir şeye Umutcan'la bindik. Seyfi karşıda. Seyfi de şurada. Bakın telefonumuzu açmadı. Telefonla konuşuyor. Biz telesiyece biniyoruz dedik. Şimdi videoda sizin huzurunuzda burada bir Seyfi'ye sesleneceğim. Bakalım duyacak mı? Seyfi! 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 Yukarıdayız. Biz bir tur atıp geliyoruz kardeşim. Sen zaten arkamızdan gel. Sen zaten korkarsın, buna binmezsin Seyfi. Duydun mu? El salla, el salla. El salla kameralara. Evet, gördünüz. Seyfi bir de korkuyor. O kapalı kabinden bile korktu bayağı. Buna hiç binemezdi. Mümkünatı yok. O yüzden biz de telefonla aradık Seyfi neredesin diye. Çünkü burada kendi memleketimiz gibi herkes bir tarafa dağıldı. Buraların yabancısı olsak da herkes gördüğü manzaraların peşine düştü.
Biz de Seyfi'yi aradık. Seyfi'nin telefonu meşguldü. Umutcan'la zaten bunlar iki kişilik arkadaşlar. Yani üçüncü kişinin bilmesinin imkanı yok. Bindik Umutcan'la. 1700'deyiz. Aşağıdaki 1700'müş. Şimdi 1800'e çıkacaksınız dedi. Orada bir paraşütle atlama alanı, bir de Burger House var dedi. Büyük ihtimalle bir restoran var. Oradan sonra dönüp geliyorsunuz dedi. Yani 100 metrelik bir telesiyaj. Bunun adı telesiyaj. 100 metrelik bir telesiyaj yolculuğu yapıyoruz. Sizlere şunu da şöyle manzarayı da göstermek istiyorum. Az önceki paraşütçülerin. Şurada ters tarafa doğru uçan bir paraşütçü kardeşimiz var. Umarım bildiği şeyi yapıyordur. Umarım doğru bir şey yapıyordur. Bunun bu tarafta olmaması gerekiyor. Şöyle önümüzde giden insanlar, yanımızdan geçenler var. Telesiyaj'deyiz. Yalnız çok yavaş gidiyormuş, onu öğrendim. Zaten her tarafı açık olduğu için onun hızlı gitmesi insanları korkutabilir. Biraz da rüzgar var. Hafif. Ama sarsıntısız bir yolculuk. Ya şu kardeşimiz acaba tersten mi uçuyor? Bana mı öyle geldi bilemedim ya. Tam tellerin üzerinde uçuyor arkadaş. Yani normal mi bu? Bu kardeşimizi uyarmalar gerekmiyor mu? Burası yasak hava sahası falan gibisinden. Şimdi bariyeri kaldırın dedi bize. Umut canımız şöyle garip bariyeri kaldırdı. Bizim ayaklarımız bekliyor. Yer çizgiye inebilirsiniz. İndik. İndik. Arkadan da ittirip duru bu beni ya. Bu niye ittiriyor beni kardeşim? Şuradan da sizlere paraşütçülerin manzarasını göstereyim. Şurada bir Burger House. Hemen şurada. Gayet güzel. Şurada da hemen Kelebek Vadisi. Bakın. Şurada Kelebek Vadisi var. Böyle. Şuradaki dağlar var ya şöyle uzanan. Acayip güzel duruyor arkadaşlar. Hangi dağ olduğunu bilmiyorum ama üzerinde biraz da kar var galiba. Çarptım şuradaki şeye ya. Biletimi cebime koyayım da. Bu bilet bana her türlü lazım. Bazı videolar kendini önceden hissettiriyor arkadaşlar. Mesela önceden diyorum ki bu videomuzda bol bol tarih göreceğiz. Bu videomuzda bol bol tarihten bahsedeceğiz diyorum. Bu videomuzda da belli oldu zaten. Bol bol manzara. Bol bol manzara göreceğiz. Manzaranın güzelliğinden bahsedeceğiz. Bahsediyoruz. Bahsetmeye devam edelim. Egeli Seyyah. YouTube'da mıyız? Hangi kanal? Egeli Seyyah. Kanalımızı Egeli tabii Seyyah. Ki soranlara söylüyoruz. Gittiğimiz her yerde ilgi gösterenler oluyor. Şöyle aşağıda bir havuz var. Buradan balıkları görebiliyorsunuz. Şunlar adamı korkutuyor aslında. Baksana. Bir de bu manzaradan sizlere paraşütçülerin kalkışını göstereyim. Arkadaşlar görebildiniz mi bilmiyorum ama gerçekten ufak bir kaza atlattılar. Koşarken yere düştüler. Aşağıdaki herkes bağırdı kendini topla gibisinden. Sonra toparladı. Allah'tan yoluna devam etti. Bunu da kayda geçirdim. Videoyu dikkatli izlerseniz adamın düştüğünü göreceksiniz. Yani benim araştırmalarıma göre Allah etmesin, Allah göstermesin. Fakat Baba Dağı'da çok fazla paraşüt kazası oluyormuş. Bu da tabii ki atlayan sayısıyla alakalı. Yani inanılmaz bir kalkış var. Gerçekten havada şu anda yaklaşık 50-100 tane paraşüt var. Bu kadar çok paraşüt içerisinde olasılık yüksek yani. Örende kaza olmuyor. Biz o yüzden fazla duymuyoruz ama Baba Dağı'nda sürekli kayalıklara çakılan paraşütçüler olduğunu duyuyoruz. Allah göstermesin. Hepsi dikkatli havalansınlar inşallah. Seyfettin de şurada bir yerde. En son. Bakın şuradan çıkacak şimdi. Evet. Seyfi! Seyfi yukarı bak. El salla. Takipçilerimize. Gidiyoruz. Çıkışa gel Seyfi. Seyfi çıkışa gelsin. Gidelim artık arkadaşlar. Yüksekteyiz şöyle. Telesiyaj
Telesiyej yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra geldiğimiz teleferiğe binip tekrar 1200, ondan sonra sıfıra ineceğiz. 1200'de durmayız artık. Umutcan durmayız değil mi 1200'de? Duracak bir şey yok yani. Telesiyej yolculuğumuz sona erdi. Evet, şimdi yine iniş için hazırlığımızı yaptık. Teleferiğimize bindik. Yola çıktık. Şu anda 1700 metreden, şu arkamda yazıyor göreceksiniz. 1700 metreden inişe geçtik. İnmeden önce son fotoğraflarımızı ve son videomuzu çekelim. Evet. Birazdan Fethiye'nin güzel manzaralarında buluşmak üzere. Burada da Umutcan. Hoşça kalmayın, daha yeni başlıyoruz. Değerdi. Gerçekten değerdi. 225 lira verdik. İnanılmaz eğlendik. Saatlerce de durabilirdik. Gerçekten parasına göre çok az ya. Parası yani 225 lira ne arkadaşlar? Yukarıda bir sürü aktivite var. Şuradan başlıyorsunuz. Şöyle Telesiyej. Bu da maketi. Yani binmeden önce buna bakıyorsunuz. Acaba neler var diye. Ondan sonra devam. Bilet sırası bayağı kalabalık. Şu gelen Golf arabasına binelim. Golf arabasına binelim. Yürümek istemiyorum. Arabamız bayağı yukarıda otoparkta kaldı. Şu Golf arabasına binelim. Arabamız otoparkta kaldı. Bu da güzel bir hizmet. Yani ücretsiz bir şekilde biniyorsunuz. Gidiyor. Gayet iyi yani. Şöyle. Bizi oradan alıyorlarmış. Arkasına binelim mi? En arkasına. Gel gel şöyle. Otopark. En arkasına bindim. Otobüsün arkasında olmak her zaman iyidir arkadaşlar. Çünkü bütün manzarayı siz seyredersiniz. Otobüsün arkasında sıkışmış gibi görünsek de gideceğimiz yerde, krematoryada, Riddick günlüklerinde yapacağımızı biliriz her zaman. Hizmet süper. Sizi otoparktan yukarıdan alıyorlar. Ücretsiz bir şekilde. Aşağı tekrar bırakıyorlar. Yani işiniz bittikten sonra da sizi alıp götürüyorlar otoparka. Şöyle gördüğünüz gibi çok sayıda insan bekliyor. Güzel bir deneyimdi. Tavsiye ederim. Gerçekten süper bir deneyim. Ama bizim trafik gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Trafik yoğun. Seyfi, trafik yoğun. Baksana kardeşim. Aynen. Her zaman gibi. Her zamanki gibi yoğun. Yani bilemiyorum ya. Gerçekten Fethiye'ye geldik. Bayramda geldik. Acayip trafik var. Bir yerden bir yere gidemedik. Sırf Babadağ teleferik yolda gördük. Tabelasını gördük. En azından şu trafik rahatlasın da biz burada biraz vakit geçirelim dedik. Bütün günümüzü neredeyse teleferikte harcadık. Ama gördüğünüz gibi trafik hala devam. Hala bitmedi. Babadağ'dan, teleferikten şu anda artık aktaracaklarımız, söyleyeceklerimiz Golf arabasının son yolculuğuyla sona erdiği gayet güzel bir hizmetti. Teşekkür ediyoruz herkese. Bu hizmeti Fethiye'ye yapanlara. Umarım Milas'a da böyle hizmetler gelir. Milas'a gerçekten güzel bir teleferik yakışır. Sodra Dağı'na mesela. Bunu izleyenler bir gün olur da elbette bizim bu isteğimizi, bizim bu talebimizi yerine getirir diye umuyorum. Gelmeyin artık Muğla'ya, gelmeyin. Aleymaz artık, Aleymaz! İnanılmaz bir trafik var, inanılmaz. Seyfi ile Umutcan arabanın içerisinde kaldı.
Ben kaldırımda yürüyeyim biraz, onlar gelene kadar dedim. Bakın size şöyle söyleyeyim. Yarım saatte 5 metre hareket ediyor. O yüzden inmek zorunda kaldım. Şimdi Ölüdeniz'in kenarında biraz vakit geçireyim. Sizlere burayı göstereyim diye araçtan indim. Onların gelmesi zaten yaklaşık 2 saat sürer. Ben şurada 50 metre yürüdüm. 50 metreye gelmeleri 2 saat sürer. Bayram nedeniyle inanılmaz bir yoğunluk var. Bütün Türkiye burada şu anda. Şöyle hep beraber gidelim biraz Ölüdeniz'in sahilini, plajını sizlere göstermek istiyorum. Bakalım isminden de anlaşıldığı gibi ölü bir deniz mi? Yani durgun, sakin bir deniz mi? Denizin temizliği, maviliği buradan belli. Şöyle göstermek istiyorum. Ya hava kararacaktı. Sizlere biraz Babadağ teleferikten sonra Fethiye manzaraları göstermek istedim ama araba yürümüyor arkadaşlar. Yani 2 saattir ilerlediğimiz toplam 50 metre belki. Yani ilerlemiyor. Sıfır ilerleme. O yüzden ben de indim yürüyerek sizlere. Fethiye Ölüdeniz'in dibindeyiz zaten. Hemen yakınındayız. Yürüyerek hemen 2 dakika içerisinde Ölüdeniz sahile geldim. Biraz Ölüdeniz'i göstermek istiyorum. Burası Fethiye'nin en ünlü plajı. En güzel denizi. En güzel manzarası burası. Burayı göstermemek, Fethiye'ye gelince buraya uğramamak mümkün değil. Şöyle bakın. Şurada da tekneler gerçekten çok güzel. Karayip korsanlarındaki tekneler gibi. Şekil şekil. Şöyle geldim bari ayaklarımı denize sokmadan gitmeyeyim dedim. O da bayağı dalga var. Ölüdeniz'de denize girdik. Girmedik demeyelim. Bakın ben sahili gezdim. Bizimkiler hala araçla henüz benim bulunduğum noktaya gelemediler. Ben şimdi tekrar onları kaybetmemek için onların yanına gidiyorum. Evet, onları gördüm. Tam böyle yol ayrımındalar şu anda. Şu araç bak, şuradaki araç bizim. Geldik. Şöyle ufak bir kaza yaşanmış burada. Transporter arkadan çarpmışlar. Şöyle bir kaza olmuş. Geçmiş olsun diliyoruz kendilerine. Fethiye'nin caddelerinde dolaşıyoruz. Karnımız acıktı. Ne yesek bilmiyoruz. Nerede ne yenir onu bilmiyoruz daha doğrusu. Fakat şurada kalabalık bir Alaaddin isminde bir yer var. Oraya girip bir şeyler yiyeceğiz. Bu kadar insan boşuna burada yemek yiyor olamaz Türk mantığıyla. Burada yiyesimiz gelmedi. Biraz daha bakalım dedik ya. Hemen ilk gördüğümüz yere dalmayalım dedik Fethiye'de. Rastgele gezeceğiz bakalım ne var. Şehre doğru. Biraz karanlık. Sokak lambaları yetersiz. Bak Fethiye Belediyesi buradan size sesleniyorum. Siz de diyeceksiniz ki bunu Aydem yapıyor. Herkes birbirine atıyor arkadaşım. Bak yüzüm görünmüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ona göre ayarlayın. Sizlere şöyle güzel çarşıyı göstereyim. Merkez ya. Şu bisiklet yolunu çok geniş yapmışlar. Milas da bu kadar geniş değil. Güzel. Bak şu bisiklet yolu var ya. Geniş geniş. De kimse engellemiyor. Bizim Milas'ta burada insanlar yürüyor. Diyorsun ki burası bisiklet yolu diyorsun. Adam diyor ne işin var senin burada diyor. Seni azarlıyor düşün yani. Mekan iyi. Mezgit porsiyon. Şöyle.
Köfte ekmek, mezgit balık, mezgit balık ekmek. Şu, benim yiyeceğim bu. Mezgit balık ekmek. Şöyle şunu severim ben, bunu yiyeceğim. Deneyelim, güzel bir yer. Böyle bulduk mekanı. Şöyle bir bayağı da kalabalık. Güzel görünüyor. Demek ki insanlar hep buraya geliyor. Tamam. Evet, balık ekmeklerimiz geldi. Şöyle yanında cips var. Roka var. Balık ekmeğin tadına Fethiye'de de baktık. Güzel ama bana biraz yayvan geldi. Tadı yokmuş gibi geldi ya, bilemiyorum. O yüzden limonla falan zenginleştirmeye çalışıyorum. Biraz ekşilik katsın. Biraz da fazla açız. Yani çok beğendim diyemeyeceğim. Her yerde balık ekmek yiyen birisi olarak buradaki balık ekmeği çok beğenmedim arkadaşlar. Bir de ismim Mezgit Tatlı olmasına rağmen Mezgit Balık Ekmek 10 üzerinden 4 ona göre. Şöyle Hong Kong sokakları gibi. Tayland, Hong Kong sokakları gibi aynı. Güzel gemiler, güzel dekoratif gemiler var. Hayır babaanne bana. Hayır onu. Çeşitli çeşitli el emeklerinin, el ürünlerinin olduğu. Bana malzeme aldıklar. Gitti o balıkları aldı galiba İstanbul'dan. Bir dakika böyle güzel, gayet el emeği işçili ürünleri var. Severim ben böyle insanların emek verdiği ürünleri ya. Bak orada bir kardeşimiz yapıyor şöyle. Ne yapıyorsun? Şu an magnet yapıyorum. Oo, bayağı güzel. Teşekkür ederim. Bunların hepsini sen mi yapıyorsun? Hepsi bak, bana ait, evet. Güzel sanatın varmış. İsmin ne acaba? İsmim Toprak. Toprak mı? Hı hı. Toprak, güzel sanatın var. Teşekkür ederim. Şöyle bakın arkadaşlar, toprağın el emeği ürünleri. Hepsini böyle tek tek işlemiş. Şöyle Ölü Deniz yazan. Vallahi Hüseyin bir çay, bence ürünleri var. Gayet güzel. Kolay gelsin dostum. Fethiye'nin Kutsaklar Çarşısı. Sizlere Fethiye'nin gezilecek yerlerini, çarşılarını filan göstermeye çalışıyorum. Şöyle kalabalık bir mekan var burada bak. Sal. Fethiye'de büyük bir otel. Görüntüsü, ışıkları güzel olunca sizlere de göstermek istedim. Geleneksel bir yapısı var. İsmi neymiş? Palas. M Palas. Ne Palas? Metro Palas olmasın. M4, MA. Maraz Palas mı? Ne bu? Devamı gelmedi. Mara Palas. Evet, şöyle gayet Palas saray ya. Resmen saray. Şurada alışveriş yerleri. Cafe de Madrid. Burada güzel, nezih, elit kafeler var. Ten. Oo, şurası da çok hoş duruyor bak. Şurası çok hoş duruyor. Ten. Boyoz. Sen yanıma bir kişi daha atlasın okuyayım.
Ya oğlum yok lan bak yanıma bir kişi de alırsın video da çekeriz. Abi golfa çıkıyor. Oho abi sen ne hadi hadi. Ya bak millet seni kameraya çekiyor. Hadi attım attım bana attım. Hadi hadi. Tamam Esma gel. Gel. Atlıyor mu? Bana da 100 lira atacağım. Bana da 100 lira atacağım. Tamam bölüşeceğiz parayı. Ben buna dedim. Ya 100 lira dedim. 150 lira dedim. Bak 75 Gel buradan ya. Gel oradan çıkma oğlum. Gel. Afet yazar bir sen bakma o zaman. Ya olan bana oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gençler kendi aralarında eğleniyorlar burada. Buradan aynı zamanda skuterlar geçiyor. Şu anda bir tanesi geçiyor mesela. İki kişi binmişler gidiyorlar. Gayet güzel ya. Şimdi Fethiye'ye geldiğiniz zaman en ünlü yerlerden birisi Paspatur Çarşısı. Paspatur Çarşısı'nı gezmeden gitmeyin. Biz internetten baktık. Gerçekten ünlü bir yermiş. Burayı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ara sokakları falan var. Yani bir nevi Bodrum Barlar Sokağı'nı biraz andırıyor yani. Ama buradaki konsept daha farklı. Şuranın şıklığına bakar mısınız yani? Gerçekten hayran kaldım. Böyle değişik değişik hediyelik eşyaların bulunduğu aman ha. Ablalar kılıç çekince korktuk. Şurada da değişik değişik hediyelik eşyalar var. Buradaki en renkli alan burası. Baharatçı. Kuru yemişçi. Ben şuradan girmek istedim. Bakalım neler var. Burada kokteyl bar filan var. Hayırlı bayramlar Hacı abi.
Fethiye'nin gece hayatı. Burası Bangkok değil, burası Tayland değil, burası Pattaya değil, burası Fethiye. Evet, böyle. Fethiye gece hayatı. Akıyorlar insanlar. Şöyle. Baya baya akıyorlar yani geceye. Evet sevgili macera sever dostlarımız, videoyu kapatmıştık ama şöyle bir şey yaptık. Akyaka'da bu ormanlık alanla arabamızı çektik gördüğünüz gibi. Burada uyuduk. Şu anda sabah 6. Seyfi arabada uyudu. Seyfi ne demek istersin? Her tarafım tutulmuş arkadaşlar. Her arabada taraf. Uyumayı tavsiye etmiyorum. Umutcan da orada. Arkadaşlar biz Fethiye'den çıktık. Akyaka'ya geldik. Akşam dedik ki buraya arabayı çekelim. Arabanın içerisinde uyuyalım. Ondan sonra Akyaka'da bir kahvaltı yaptıktan sonra Milas'a gidelim dedik. Ben de bu anı sizlere göstermek istedim ve bu ortamı da sizlere göstereyim biraz. Şöyle gördüğünüz gibi herkes arabalarını buraya çekmiş. Bakın bunun içerisinde uyuyorlar. Şöyle çadırlar falan var. Daha fazla içerilere göstermek istemiyorum içerileri. Çünkü insanlar uyuyor. Rahatsız olabilirler. Akyaka'da buraya orman kampı deniyor arkadaşlar. Ormanlık alanda. Şimdi kahvaltı yapacağız. Fakat arabamızı kilitlememiz gerekiyor önce. Evet, arabamızı kilitledik. Şimdi Akyaka'da Kadın Azmağı denilen tarafa gidiyoruz. Daha önceki ilk videolarımda Akyaka'nın videosunu yapmıştım. Şimdi kahvaltı faslını sizlere göstereceğim. Öncelikle bakın şöyle çadırlar var. Burası orman kampı Akyaka'nın. Yani böyle belirli bir gösterilmiş bir kamp alanı değil ama şehrin içerisinde esas orman kampı yukarılarda. Kahvaltı alanımıza yürürken sizlere Akyaka'nın mimari yapısını göstereyim. Şöyle ahşap evler. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Burası büyük ihtimalle apart gibi bir şey, pansiyon gibi bir şey. Ege'nin her tarafı böyle. Sabahın 6'sı. Yine de hareketli yalnız, onu söyleyeyim. Bayağı hareketli yani sabah 6 olmasına rağmen. Esnaflar, turizm memleketi olduğu için esnaflar kalkmış. Bayağı müşteri de var. Müşteri kısmı şöyle. Şimdi bayramın 3. günü bugün. Çok kalabalık olacağı için insanlar erkenden gelmişler. Arabalarını koymuşlar, kahvaltılarını yapıyorlar. Sonra uyurlar, denize girerler. Yani bir gününü tatil yaparlar. İşini bilenler sabah erkenden geliyorlar yani. Baksana ya Akyaka'nın tahta ahşap mimarisine dayalı evleri. Çok güzel. Bayağı iyi. Sabah saat 6 ama bayağı hareket var. Şöyle bak, denize giren insanlar var sabah 6'da. Böyle. Gördünüz mü? Sabah 6 ama baya bak, şurada Akyaka simitçisi var. Güzel bir yer, kahvaltı yeri. Şu olay çok güzel ya sabah. Su durgun. Tekne. Tekne ne kadar güzel görünüyor değil mi? Şunlar piyadeler. Bunlar azmak turu yaptırıyorlar. Azmak turu yaptırıyorlar insanlara. Kadın Azmağı var meşhur Akyaka'da. Orayı bu teknelerle, küçük teknelerle geziyorsunuz. Arkadaşlar su çok sakin. Burası Azmağın girişi bak. Denizle bağlantılı olan yer hemen. İnsanlar burayı geziyor işte böyle. Şöyle çok güzel bir kanoyla gezen insanlar var. Sizlere bunu da göstermek istedim.
Sabah kazları burada bak, kazlar. Azmak kenarındaki kazlar. Hadi bakalım bir denize girin, suya girin. Yüzün bir, yüzün kanka. Şuna bak, ördek de var. Suya girin, sen gir. Şu çok tatlı bir şey ya şu. Şöyle şurada bir fotoğraf çekelim. Sizlere biraz Akyaka manzaralarını göstermeye çalışıyorum. Bakın burada bayağı bir kamp alanı var. Çadır kurmuşlar. Adam burada yatıyor bildiğin. Evet sevgili macera sever dostlarımız, yine bir kahvaltı sabahından hepinize günaydınlar diyorum. Sabah 6.30-7 gibi. Geldim mi? Akyaka'da... He? Haber aldın mı? Yok, gelecek. Nerede onu bir arasana telefonla. Benim telefonum tamam, karışık kapalı. Yapıyorum, 3 tane karışık. Yap gitsin, aynen öyle yap ya. Ne içeriz? Ben, çay var mı? Var. Sabah çay, sabah bir çay içeyim ya. Ben de çay içeyim abi. Bir de açık soğuk bir çay. Filtre kahvemiz de var. Aaa, filtre kahve alayım ben. Yenisini getireyim. Abi portakal suyu var mıydı? Var. Ben portakal suyu alayım. Filtre kahve... Filtre dedim ki çekirdek kahve, yani bütün çeşitleri var. Ha öyle mi? Makine mi kahvesi mi? Toz kahve mi yani? Hayır, çekirdek kahve. Çekirdek kahve mi? Ben bir tane filtre kahve alırım ya. Yok, pardon, yanlış söyledim. Çekirdek diyecek mi? Filtre. Onda Amerikano var, espresso var. Sade bir kahve alayım ben ya. Ben portakal suyu alayım abi. Sana bir de. Sana toz söyledik karışık. Hı? Portakal suyu. Portakal suyu, portakal suyu. Kahve. Aynen. Sade kahve. Çay. Çay da var ya. Şimdi arkadaşlar lafım yarıda kaldı. Duydunuz zaten. Tost yiyeceğiz. Akyaka'da meşhur bir tostçu varmış. Tam Azmak Nehri'nin kenarında. Bakın şöyle söyleyeyim size. Akyaka'da sabah 6-7 olduğu için çok fazla seçenek bulamadık. Kişi başı kahvaltı 230 falan yazıyordu bazı yerlerde. Biz 3 kişiyiz. Bir de kahvaltı içeriği şöyle. Vişne, reçel, tahin, pekmez, bal gibi. Ki ben şeker ürünlerinin hiçbirisini tüketmiyorum. Yani bu kahvaltı seçeneğini seçmek bizim için gereksiz olacaktı. Biz de dedik ki zaten sabahın 6'sı 7'si çok aç değiliz. O yüzden böyle daha böyle aparatif, kendi başımıza tüketebileceğimiz bir şey yiyelim dedik. Akyaka tostçusu yazıyordu meşhur. Baktık içeride de birkaç masa var. Herhalde güzeldir dedik yani. Bir de içeri sordum ben sizin neyiniz meşhur en çok. Buraya özgü salçaları varmış. Kasap sucukları varmış. Kasap sucuğunu kendileri yapıyormuş. Deneyelim dedik. Duydunuz zaten verdiğimiz siparişleri. Bir de gelsin onlara hep beraber bakalım. Bu videonun kapanışını akşamdan sabaha doğru böyle yapmış olacağız arkadaşlar. Daha doğrusu kapanışını yaptık ama oradan bir kısa kesiti de en son bu videonun sonunda yayınlayacağım. Evet sevgili macera ve lezzet avcıları. Size bundan sonra lezzet avcıları da diyeceğim sofralarda. Bilginiz olsun. Şimdi tostumuz geldi. İçinde bir kekik kokusu var. Yemeden önce. Hoşuma gitti bu koku. Çünkü tosta ayrı bir hava katmış. Klasik bildiğimiz tostlardan ben değilim demek istiyor. Evet. İlk anda kekiği anlıyorsunuz ve tadını da alıyorsunuz. Tosta da ayrı bir hava katıyor. Kıtır. Güzel. Çıtır kıtır. Seyfi kıtır diyor tost için. Ben çıtır dedim. Salça bize özgü dedi. Gerçekten salçayı çok övdü. Yani ben tosttan çok oraya gittiğimde ne var tostla ilgili bilgi istediğimde yaklaşık bir dakika boyunca salçayı anlattı bana. İçinde şöyle. Kenarlarından görüyorsunuz. Tostu tost yapan demek ki salça ya. Bilmiyorum vallahi. Şöyle de bir menüsü var. Hemen benim sağımda Umutcan Gören nefessiz soluksuz yiyor. Kendisine şöyle bir kadrajı çevirelim. Fikirlerini alalım. Tost nasıl olmuş kardeşim?
Tadı güzel. Güzel mi? İlk ısırdığın anda ne tad alıyorsun? Kekik tadı aldın mı? Nane. Kekik nane değil. Bak domatesin üzerinde de var o kekikten. Şöyle. İlk salça tadı geliyor. Seyfi'ye ilk salça tadı gelmiş. Seyfi'yi de gösterelim de ayıp olmasın. Evet Seyfi, anlat bakayım. İlk ne tadı geliyor? İlk salça tadı geliyor kanka, yani kim ne derse desin. Hı-hı. Ondan sonra alıyorsun içindeki çocuğun tadına. Kekik. Yani bak, buradaki konu şu. Sabah geldiğiniz saat çok erken. Akkaka'da gideyim de şöyle bir serdirme settirme bir kahvaltı yapayım değil kardeşim. Hiç gerek yok. Hemen gidin. Hemen gidin. Azmağın tam orta yerlerinde, otel taraflarına gelmeden Akkaka tostçusu yazıyor. Böyle bayrakları var uzun uzun. Oraya gidin. Ben bir karışık tost istiyorum falan deyin. Biz sorduk fiyatını. Ben her yerde önce, oturmadan önce sorarım. Bunu gelenek haline getirin. Fiyatı ne kadar diye sordum. 60 lira dedi ama, değil mi Seyfi? 60 lira dedi yarım ekmek tosta. Normal, doğru. Normal arkadaşlar, artık 50 liradan aşağı böyle yiyecek bir lokma yok yani. Tostu bırak, lokma yok. Şöyle bir de sabah ayılalım diye ben kahve söyledim, filtre kahve. O da güzel gitti. Onlar portakal suyu söyledi. Bu kadar. Tostumuz gayet güzel. Onlar. Şimdi sevgili macera sever dostlarımız, bir videonun daha sonuna geldiğimizi sizlere buradan bildirmek istiyorum. Bu videoyu kapatmadan önce size güzel bir sürprizden bahsetmek istiyorum. Biz sevgili Umutcan kardeşimle çok yakın zamanda, muhtemelen bu videodan sonra da olabilir, artık Türkiye turuna çıkıyoruz. Yani ben Egeli seyyah olarak, yani Ege'de yaşayan bir seyyah olarak algılayabilirsiniz. Benim sadece Ege'yi tanıttığımı düşünmeyin. Artık Türkiye'yi tanıtmak için yollara çıkıyoruz Umutcan kardeşimle. Bundan sonra çok daha değişik videolar gelebilir. Sizlere yolculukta yaşadığımız maceraları göstereceğiz. Çadır yapacağız, kamp yapacağız. Bütün zorlukları, adventure, maceraya dayanan her türlü aktiviteyi yapacağız. Anadolu'nun ücra köşelerine gideceğiz. Karadeniz'e gideceğiz. Doğu Anadolu'ya gideceğiz. Güneydoğu Anadolu'ya gideceğiz. Nereye gideceğiz? Deprem illerine gideceğiz özellikle. Ondan sonra Antalya, Isparta, Burdur'dan sonra tekrar memleketimize döneceğiz. Bir ay sürer, iki ay sürer yaklaşık olarak. Onu tam olarak hesaplayamıyoruz. Belki bıkacağız, belki yorulacağız, yarı yolda geri döneceğiz. Ama bütün bu maceraları sizlerle birlikte... Pes etmek yok, yol devam. Sizlerle birlikte paylaşacağız. Yani sizlerle birlikte yaşayacağız demek istiyorum. Çünkü her an, her zaman benim yanımda sizler olacaksınız. Sürekli sizlere nerede olduğumu, sosyal medya hesaplarımdan neler yaptığımı anlatacağım. YouTube'a tabii ki de çok sık bir şekilde video atacağız. Sevgili Umutcan kardeşim bana bu yolculukta eşlik edecek. Çadır kamp şeklinde ilerleyeceğiz. Yeri gelecek otostop yapacağız. Yeri gelecek otobüs kullanacağız. Yani tamamen doğal ve maceraya dayanan bir yolculuk ve seyahat olacak. Videoyu kapatmadan önce sevgili kardeşim Umutcan, bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Çok heyecanlıyım. Evet, o da heyecanlı olduğunu ifade etti. Bugünlük Fethiye Akkaka turumuzun sonuna geldik değerli takipçilerim. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.